Arkadaşları arasında veya ailesinde zor beğenen var mı? Bak, verelim mikrofonu. Vallahi benim bir kızım İsimler var. Bahsedin. Kadriye Keskinlioğlu. Evet. Benim bir kızım var, hiçbir şey beğenmez. Adı ne? Adı Sevinç Keskinlioğlu. Ama hayatta hiçbir şey beğenmiyor. Beğendiğinde mesela mağazadan bir kıyafet aldım. Sizin soyadınız ne? Keskinlioğlu. Keskinlioğlu. Evet. Kızınızın soyadı da aynı. Evet, bekar olduğu için aynı. İşte evlenince orada zaten. Evlenince değişecek de, evlenemiyor soru... bir türlü koca da beğenemiyor ha? Zaten de. Onun için sordum zaten. Evet. Tabii. İşte bu bir sorun yani. Gider mağazaya, kıyafetlere bakar geldi? Bakar, 30 yaşında. Ama söylenmez ki o direkt. Şimdi evlilik yaşı zaten öyle. Evet. Şimdi öyle, tam yaşına geldi ama. Evet, ancak. Ne yapıyor, beğenmiyor mu? Koca da beğenmiyor. Başka ne beğenmiyor? Son macera yaşı ne? Yaşı beğenmiyor, yemek beğenmiyor. En son ne yaptı mesela? En son ne beğenmeyip sizi çıldırttı? En sonunda yine koca beğenmedi. Kendi bulmuyor. Bizi bulduğumuz da beğenmiyor. Siz birini uygun gördünüz, tanıştırdınız. Uygun görüyoruz tabii. Ama peki kendi ne yani? Yani beğenmediği ne oldu adayda? Bazen beyaz çoraplar falan da geliyor. Beğenmiyor. Çoraplarına bakıyor, takıntı. Saçını beğenmiyor, gözünü beğenmiyor. İşte bir yerlerini beğenmiyor her zaman. Ama siz uygun gördünüz. Biz görüyoruz. Peki tabii. Siz kızınıza uygun aday seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Saygısına bakarız. Sonra? İşine bakarız. Terbiyesine bakarız. Gerisi? Durmasına kalkmasına, çalışmasına. Ahlakını işte bu kadar. Tabii siz... Başka bir şey de aranmaz ya bu devirde. Zaten bunlar olmadığı için diyorsunuz gerisi. Onu bilemiyoruz, daha içine girmedik ya düştüm daha. Peki kızınızın kriterleri neler acaba? Hiç dinlediniz mi, sordunuz mu? Kızımızın giyme tarzı biraz yakışıklı istiyor tabii. Tabii. Kendisi de hemşire olduğu için tabii görüyor hastaları falan da. Hep anne diyor, hastalar görüyor. Ben ne yapayım, kimle diyor tanışayım diyor. Biz zaten girmeye geldik buraya. Evet. Evet. İyi ki gelmişsiniz. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Evet. Sizinle de çalışabilir, sorun yok. Peki bundan sonraki adayı neye göre belirlersiniz? Bir daha biriyle tanıştıracak olsanız. Tanışmaya yanaşmıyor. Tanışsa daha resmini görüyor, kaçıyor. Sizin elinizde katalog var. Fotoğraflarını gösteriyoruz. Siz o zaman yani organize çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz ama müsaade etse biraz çalışacağız da yok işte. Evet, peki buradan ona bir mesaj vermek istiyor musunuz? Kızım bak, söz kızınız? Konusu olduk buralarda. Kadriye Hanım, efendim? Hanımefendi mi kızınız? Yanınızda benim mı? Benim kızım, bu da bekar, bu da beğenmiyor. O, bu da bekar, bu da. O başka mı? Bu da küçük kızım. Onun bunun adı ortancası ne? Var. Onun büyük kızım. Bunu biraz ufak evlendirdim, kurtuldum ondan da. Bu kızınızdan kurtuldunuz. Heh, kurtuldum ondan. Tamam. Ama bunlar işte. Bu kızın adı ne? Sevda. Bakıp söylediniz yanlışlık olmasın diye. Bakıyorum sinirleniyor mu diye. Ha, yok yok. Gözünden yaşlar akıyor ya, gayet keyfi yerinde. O daha küçük ama. Küçük olur mu ancak? Zamanı geldi. Sevda Hanım, gördünüz ben düzeltmeye çalıştım. Olmadı. Onun da yaşı geldi ama tabii ablasını bekleyecek. O da biraz küçük, 23-24 yaşında o daha. Ablasını bekleyecek. Yani. Ablasını bekleyecek, mecbur, biz de adet öyle. Öyle mi sırayla? Peki diyelim ablası çok büyüdü. Sevda Hanım da geldi 30'una, ne yapmak lazım? O zaman onu vereceğiz artık. Beklemeyecek fazla. O da mı çok beğenmiyor? Bu da beğenmiyor, bu daha fena. Allah Allah. Onun peki kriterleri neler? Nelere dikkat ediyor? Vallahi onu kendine soralım artık. Kendisi burada kriterinde. Öyle mi? Bunu... Soralım. Ayağı alabilir mi Sevda Hanım? Benim burada beğenmiyor vallahi. Ben anlayamadım ne istiyorlar. Şimdi cevap acaba yanlış programa mı geldik? Yok yok, biz arada bu işlere bakıyoruz. Cevap hakkı doğdu da. Evet, siz doğru, annenizin doğru söylediklerine ne cevap vermek istersiniz? Doğruyu söylüyor, bir şey diyemiyorum.
çok beğenmiyorsunuz siz de. Yok, beğenemiyoruz. Kriterleriniz var. Beğenememe sorunu var bizde. Peki şimdi bunu burada çözeceğiz. Siz sizin için önemli olan kriterler neler? Bunları bir sıralarsanız bundan sonra anneniz ve arkadaşları da ona göre baksınlar. Tamam. Kataloğu ona göre. Ben döş seviyorum, döş. Ben? Pardon, ben duymadım. Siz ne seviyorsunuz? Döş. Evet. Yani biraz sportif olsun istiyorum. Öyle kaslı maslı seviyorum. Biraz da yakışıklı olsun. Erkeğin bir sizin için erkeğin önemli yeri döşü. Evet. Döş dediğimizde burası yani. Evet. O burası geniş olacak ki. Kameraman arkadaş döşünü gösteriyor bana. Program bizim de beklemediğimiz yerlere gidiyor. Barış Bey, hanımefendi diyor ki bana düşünü gösteriyor. Bana gösteriyorsun. Vallahi döş benim kriterim değil tabii. Evet, o niye o yani şey, güçlü kuvvetli anlamında mı? Evet, birazcık böyle gösterişli olsun. Ya Murat Boz'da eğer Aslı Emel'den falan ayrılmak isterse ben buradayım yani, bekliyorum onu. Murat Boz'un mu döşü iyi? Onun iyi, o bayağı iyi. Başka bir kriter var mı? Başka yok yani, iyi olsun işte, dürüst olsun. Ya iyi dürüst olsun. Ha, bir de öyle kaypak olmasın yeter. Başka bir fiziksel özellik? Başka fiziksel özellik yok. Zaten yakışıklı değil mi? Ha, böyle bir 82 boyunda falan. 1.82. Ben küçüğüm ya, birazcık boylu seviyorum. Ama 82 olsun. Senin ulaşamadığın yerler ulaşsın falan. Kadriye Hanım duydunuz. Verelim mi? Ben de duydum. Çok teşekkür ederim. Verelim mikrofonu Kadriye Hanım'a. Şey, hanımefendinin kriterleri duydunuz yani. Aradığı duydum. Özellikler açık aslında. 1.82. İyi huylu, kaypak olmayacak. Doğru söylüyor. Bu dünyada da, şimdi zamanda da çok kaypak var zaten de. Evet. Ama 1.82 zor bir rakam yani. Çok net bir rakam. Net olmaz. O biraz iner. İner çıkar. Bir de tabii fiziksel özellik olarak hanımefendi döşü. Döş çıkar. Bir de bu akşam bir de döş çıktı. Size de şimdi ararken ben zorluk olacak. Ben duymamıştım bu işleri, yeni duydum bu gece. Size de ararken zorluk olacak şimdi ya. Düş. Artık kendi bulacak onu. Evet, peki bir kapanış cümlesiyle. Öbür kızın adı Sevinç, Sevinç mi? Sevinç ile Sevda'ya buradan mesaj iletebilir misiniz? Yani tarihe kalmak üzere şu kameraya konuyu kızım kapatalım. Sevinç, bak senin için özellikle güldür güldüre geldim. Seni tarif etmeye buraya bu gece. Artık düşün taşın, kendin bilirsin. Peki Sevinç Hanım'ı tarif etmedik ama bir tarif edelim. Sarışın, güzel, mavi gözlü. Kendi güzel olduğu için beğenmiyor zaten. Sarışın, güzel, mavi gözlü. Çok şeyli, konuşkan. Evet. Gülüşken. Gülmeyi de çok... O da evet. Gelecek de izin alamadı bugün ne yazık ki. Başka zamanda o gelsin o zaman. İnşallah gelecek. Tamam. Tamam, gelince hatırlatsın sizi, olur mu? Tamam. Gene teşekkür birlikte ediyoruz. Geliriz inşallah. Kocaman alkışlar Kadriye Hanım'a. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Şimdi...